Bu kabul edilemez. İşte esas siyasi fırsatçılık budur. İstismar budur. Durum tespitlerini yaparak depremzede kardeşlerimle bir arada olduk. Şimdi Adıyaman'dayız ve buradan da biraz sonra Malatya'ya hareket edeceğiz. Öncelikle Adıyaman'a ve tüm Adıyamanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18.991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75.523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76.000'in üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir, gönderilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3.225 vatandaşımız vefat ederken 12.432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Vefat eden kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibariyle söylüyorum. Bir gün aynı şekilde ben de başım böyle bir şey.